Sevgili öğrenciler, değerli veliler, web sayfamız ve sosyal medya üzerinden canlı yayınımıza katılan izleyiciler. Boğaziçi Üniversitesi tanıtım günlerine tekrardan hoş geldiniz. Bugün tanıtım programımızda makine mühendisliği, inşaat mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinin tanıtımı yapılacak. Her sunumun sonunda 15 dakikalık aralarımız olacak. Bu aralarda hocalarımız fuaye alanında sorularınızı yanıtlamaya devam edecek. Aynı zamanda sorularınızı Boğaziçi'ne sor hashtag ile internet üzerinden de sorabilirsiniz. Yurtlar ve burslar hakkında sorularınız için Özger Arnaz salonundaki yurt ve burs ofisinin masalarını ziyaret edip bilgi alabilirsiniz. Ayrıca saat 1.30'da bugün tanıtımı yapılan bölümlerin laboratuvar gezileri yapılacak. Güney Meydan'dan yine servisler kalkacak. Ve son olarak da yine bu binada saat 3 ve 4 arasında okulumuzdan akademisyenlerin katılımı ile Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilim Yolculuğu isimli seminer yapılacak. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Kutay Orakçalı sahneye davet ediyorum. Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, hepiniz mühendislik bölümleri tanıtımına hoş geldiniz. Benim adım Kutay Orakçal. İnşaat mühendisliği, yapı ve deprem mühendisliği hocasıyım. Mühendislik fakültesinde dekan yardımcısı olarak da görev yapıyorum. Birkaç dakika sonra bölümlerin tanıtımı başlayacak. İzlerken de çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Sonrasında hocalarla sohbet etme, sorularınızı sorma şansınız da olacak. Tabii bölümleri ziyaret etme, laboratuvarları görme, yerinde görme imkanınız da var. Bugün makina, inşaat ve endüstri mühendisliği bölümlerinin tanıtımı var. Yarınsa kimya, bilgisayar ve elektrik elektroniğin tanıtımı olacak. Ben yalnızca kısa bir açılış yapmak istiyorum. Hepiniz, öğrenciler dahil, veliler dahil, uzun ve zorlu bir üniversiteye hazırlık sürecinden geçtiniz. Hepinize geçmiş olsun öncelikle. Ve Boğaziçi Mühendisliği'nin tanıtımına geldiğinize göre bu süreci üstün başarıyla tamamladığınızı düşünüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Boğaziçi Mühendislik Fakültesi Türkiye'nin en iyi mühendislik okullarından biri. Yani kişisel görüşüm Türkiye'nin en iyi mühendislik fakültesi olduğudur. Fakültemiz her yıl öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında dereceye giren, öğrencilerin en fazla tercih ettiği, Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan mühendislik fakültesidir. Mühendislik fakültemiz 1912 yılında kurulmuş. İlk bölümleri inşaat, makina ve elektrik mühendislikleri olan fakültemizde kimya mühendisliği bölümü 1958'de, en genç bölümler olan endüstri ve bilgisayar mühendisliği ise sırasıyla 1973 ve 81 yıllarında kurulmuşlar. Uzun bir geçmişe ve köklü geleneklere bağlı olmaya devam ederken aynı zamanda çok genç bir ruha sahip olmak Mühendislik Fakültesi'nin karakterinde her zaman belirleyici bir özellik olmuş. Öğretim üyelerimizin %70'inden fazlası Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın seçkin üniversitelerinden doktora derecelerini almışlardır. Ayrıca son 10 yılda fakültemiz çok sayıda genç ve yetenekli öğretim elemanını da bünyesine katmış. Bunun sonucunda da fakültemizin araştırma desteği 7 kat artmıştır son 10 senede. Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi Türkiye genelindeki 10 araştırma üniversitesinden biri olarak nitelendiriliyor. Ve bu araştırma faaliyetlerinde Mühendislik Fakültesi'nin çok önemli bir payı var. Ayrıca fakültemiz 1998 yılında ilk defa onaylanan ve en son 2016 yılında yenilenen ABET akreditasyonu, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mühendislik lisans programlarına denkliğin kesintisiz olarak devam ettiği Türkiye'deki ilk ve tek mühendislik fakültesi. Lisans programlarımız öğrencilerimizi sanayide, kamu kuruluşlarında ve yüksek öğretim kurumlarında lider pozisyonlarda, üst düzey pozisyonlarda yer almak üzere eğitmeyi amaçlıyor. Mühendislik fakültesinin öz görevi mezunlarını özel sektör, kamu kurumları ve yüksek öğrenim kuruluşları çatısı altında liderlik ve yenilikçi odaklı kariyerlere hazırlamak,
özgün araştırmalar ile mühendislik bilgi tabanını genişletmek, daha müreffeh ve sürdürülebilir bir toplumsal yaşama katkıda bulunmak olarak belirlenmiş. Fakültemiz dünya çapında en iyi öğretim üyelerini istihdam etmeye ve en iyi öğrencileri yetiştirmeye devam ederek araştırma, eğitim ve teknoloji geliştirme alanlarında dünyanın önde gelen mühendislik okullarından biri olma hedefini benimsemiş ve bu yolda ilerliyoruz. Lisans programlarımızın birinci yılı matematik, fizik, kimya, ekonomi ve bilgisayar programlama gibi temel derslerden oluşuyor. İkinci ve üçüncü yıllarda bölümlerin belirlediği temel mühendislik dersleri, üçüncü ve dördüncü yıllarda tamamlayıcı dersler veya uzmanlık dersleriyle takviye ediliyor program. Mühendislik lisans programları böylelikle temel bilim dersleri, temel mühendislik dersleri, uzmanlık dersleri, tamamlayıcı dersler ve bunlara ek olarak sosyal ve beşeri bilimler alanındaki derslerden oluşuyor. Herhangi bir mühendislik dalında uzmanlaşma alanından bağımsız olarak temel mühendislik eğitimi verme amaçları zorunlu dersler ilk iki sene boyunca bütün mühendislik bölümlerinde aşağı yukarı ortak. Uzmanlaşma dersleri ise öğrencileri kendi dallarındaki belirli uzmanlık alanlarında yetiştirmek üzere tasarlanmış. Öğrenciler bölümlerince açılan uzmanlık dersleri arasından kendi ilgileri doğrultusunda seçim yapabiliyor veya bölümlerce belirlenmiş olan ders dizinlerinden seçebiliyorlar. Tamamlayıcı dersler ise öğrencilerin kişisel mesleki ilgileri doğrultusunda öğrenimlerini takviye edecek nitelikte bölümlerce belirlenmiş olan seçmeli dersler. Her mühendislik programında bunlara ek olarak sosyal ve beşeri bilimler alanında belli sayıda ders almak ve en az 60 günlük sanayi stajı yapmış olmak koşulu aranıyor. Mühendislik alanında verilen çok sağlam temele ek olarak öğrencilerimizin hem toplum, insan ve sosyal bilimler üzerine seçmeli dersler yoluyla hem de müfredat dışı sosyal etkinliklerle toplumsal konular üzerinde farkındalık oluşturmalarını sağlamak istiyoruz. Öğrencilerin sosyalleşme, profesyonellik ve liderliğin farklı boyutlarını yaşayarak öğrendikleri birçok öğrenci kulübü mevcut. Ayrıca çift anadal veya yan dal programlarına katılıp çift diploma ile veya yan dal sertifikası ile mezun olan çok sayıda öğrencimiz var. Şu anda 2000'den fazla lisans ve 1000'den fazla lisansüstü öğrencimiz bulunuyor. Öğrenciler kendi potansiyelini kullanabilme becerisine sahip, akademik ve sosyal alanda başarılı, entelektüel, bağımsız düşünülebilen, girişimci, yaratıcı ve özgüven sahibi olarak yetişiyorlar. Mezunlarımız gerek akademik kariyerlerinde olsun, gerek iş hayatlarında olsun olağanüstü başarı hikayelerine imza atmaktalar. Mezunlarımız arasında ayrıca öğrenimine yurt dışında master veya doktora ile devam eden veya yurt dışında kariyer yapanların oranı da çok yüksek. En yüksek oran muhtemelen Boğaziçi Üniversitesi mühendisliğe ait. Sevgili öğrenciler, detaylı bilgi zaten önümüzdeki sunumlarda hocalarımız tarafından sizlere aktarılacak. Ben sizi hocalarla baş başa bırakmak istiyorum. Ancak şunu da söylemek isterim. Yani hangi mesleği seçeceğiniz konusunda tabii ki günümüz koşullarını, işte teknolojik gelişmeleri, yeni eğilimleri dikkate alacaksınız. Ama dikkate alacağınız bir şey daha olsun. Yani lütfen kalbinizin sesini dinleyin. Severek okuyacağınız, severek icra edeceğiniz bir meslek seçin. Gerisini şu aşamada Boğaziçi'ne bırakın. Çünkü göreceksiniz ki yani hangi bölümü seçerseniz seçin, biz sizin meslek hayatınızda başarıya ulaşmanız için, mesleğinizde en üst seviyelere gelmeniz için gerekli altyapıyı, gerekli yetileri, gerekli formasyonu vereceğiz. Bundan emin olun yani. Yeter ki siz istekli olun, kendinize yüksek hedefler koyun, bu hedeflerden vazgeçmeyin. Boğaziçi size bu yolu açacak potansiyele sahip bir kurum. Hepinize tercih sürecinde ve öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum. Sevgi saygılarımı sunuyorum. Doçent Doktor Kutay Orakçal'a konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi doktora öğretim üyesi Gülüm Vardar'ı konuşması için sahneye davet ediyorum. Merhaba.
Merhabalar, ben Gülüm Vardar. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben 2010 senesinde Boğaziçi Makine Mühendisliği ve Fizik'ten mezun oldum. Buradan mezun olduktan sonra University of Michigan'a doktora yapmaya gittim. Ve geçen senede Michigan'dan sonra da MIT'de 2 yıl çalıştım doktora sonrası araştırmacı olarak ve geçen senede öğretim kadrosuna dahil oldum Boğaziçi Makine Mühendisliği'nde. Şimdi size makine mühendisliğini tanıtıcı bir sunum yapacağım. Bakalım çalışıyor mu? Yok, hayır, çalışmıyor. Buradan yapacağız. Boğaziçi Makine Mühendisliği şu an için, yani benim açımdan en ilginç, en tatmin edici ve çok heyecan verici bir bölümdür. Tatmin ediciliği mesela bir örnek olarak sizin tasarladığınız, ürettiğiniz bir parçanın, bir arabanın, bir kamyonu yolda görebiliyorsunuz. Başkaları kullanıyor ve bunu siz yarattınız. Bu çok güzel bir his. Burada iyi eğitim görmüş ve yabancı dil bilen mühendisler eğitiyoruz. Yabancı dil bilmek gerçekten çok önemli. Çünkü bütün dünyayla sizi birleştiriyor. Çin olsun, Amerika olsun, Avrupa olsun, Afrika, Güney Amerika, her yerle İngilizce konuşarak iletişime geçebiliyorsunuz. Ve bu uluslararası şirketlerde çok önemli. Ve mühendislik size iş güvencesi sağlıyor. Bunu tabii ki hepiniz biliyorsunuz. Ve buradan mezun olan öğrencilerimizin işsiz kalması gibi bir sorun yok. Makine mühendisliği çok geniş bir alandır. Yani şimdi sunumda da göreceksiniz. Kesinlikle sadece araba veya makineler gibi değil. Çok daha farklı alanlarda etkileşime girebilir makine mühendisliği. Ve Türkiye için 2018 yılında Türkiye Devleti'nin sunduğu desteklerde şimdi görüyorsunuz otomotiv, makine imalat ve enerji bu önem sırasına göre dizilmiştir. İlk 3 önem sırasında olan konular makine mühendisliğinin altındadır. Yani makine mühendisliği aslında Türkiye için çok önemli bir alandır ve çok ihtiyacımız var iyi makine mühendislerine. Neden makine mühendisliği dersek yine burada gördüğünüz gibi, yine burada gördüğünüz gibi TÜBİTAK'ın desteklediği alanlar görülüyor burada bir pie chart. gördüğünüz gibi. Ve toplam bütçenin nelere bölündüğünü görüyoruz. En büyük olan tabii ki otomotiv. Bizim otomotiv sektörümüz çok geniş ve bu makine mühendisliğinin tamamıyla alakalı olduğu bir bölüm. Ondan sonra savunma geliyor. Savunma sektörü de inanılmaz bir şekilde makine mühendisliğine muhtaç durumda. Ondan sonra makine ve imalatı görüyorsunuz ve ondan sonra da malzeme ve metalurji var. Yani bunun aslında yarısı, yani gelecek desteklerin yarısı makine mühendisiyle doğrudan alakalı olan alanlara veriliyor bu destek, parasal destek. O yüzden Türkiye'nin çok fazla makine mühendisine ihtiyacı var ve inanılmaz bir iş güvencesi var. Makine mühendisliğinin birden çok alanı var. Yani ilk başta mekanizmalar olarak düşünebiliriz. Burada bir dişliği görüyorsunuz. Ama sonra robotik alanı var. Mesela robotik alanı makine, elektronik ve bilgisayarın ortak alanlarından birisi ve çok ilerisi açık, yani geleceği açık ve çok ilginç bir alan. Ve makinede biz bölümümüzde mesela mekatronik dersini zorunlu olarak veriyoruz. Çünkü bu çok önemli bir alan olacak ileride. Ayrıca süspansiyon sistemleri ve arabayla, otomotivle ilgili olan bir sürü sistemler makine mühendisliğinin çok önemli bir alanı. Buna ilave olarak aslında insanların çok fazla düşünmediği ve aklına gelmeyecek olan sıvı ve akışkanlar çok makinamızın, makine mühendisliğinin çok büyük bir kısmı. Mesela solda gördüğünüz güneş enerjisi. Güneş enerjisi yani güneşten elektrik üreten paneller olarak da düşünebilirsiniz. Mesela artık güneş enerjisiyle çalışan belki bir hesap makineniz olabilir veya küçük bir elektronik aletiniz olabilir. Ama solda gördüğünüz güneş enerjisi çok daha büyük ölçekte. Güneş ışınlarını tek bir noktaya odaklayarak elektrik üretme teknolojisidir ve bu konuda mesela bizim çalışmalarımız var. Ortada gördüğünüz rüzgar enerjisi. Rüzgar aslında bir akışkandır. Yani akan bir
akışkandan bahsediyoruz. O rüzgar enerjisinin türbinlerinin dizaynı, tasarımı, bunlar makine mühendisliğinin makine mühendisliğinin konusudur. Ve görebildiğiniz içten yanmalı motorlar. Bu da yine hani köklü tarafı, makine mühendisliğinin köklü tarafındandır. İçten yanmalı motorların kesinlikle daha geliştirilmesi mümkündür. Yani son 20 senede gelinen geliştirmeye bakarsak, şimdi önümüzdeki 20 senede çok daha farklı bir içten yanmalı motor dizaynı olabilir, geliştirilebilir. Ve bu konuda da çalışmalarımız vardır. Ama gördüğünüz gibi hem yenilenebilir enerji hem de daha köklü enerji üretim sistemleri makine mühendisliğinin konusudur. Malzeme benim konum. Malzemede çok büyük bir alan. Mesela gördüğünüz teflon molekülü. Teflon molekülü hani tavalarınızın yapışmayan özelliğini yaratan teflon molekülüdür. Bu nanometre boyutunda molekülü tasarlayarak böyle çeşitli özellikler verebiliriz. Mesela silikon mikromekanizma, sağda gördüğünüz mekanizma. Bu ise daha çok mikron boyutta. Mesela çeşitli sensörler, cep telefonlarınızdaki sensörler, bunlar silikon mikromekanizmalarla çalışabilir ve bu konuda da bizim çalışmalarımız var makine mühendisliğinde. Ortada gördüğünüzde daha makro boyutta, yani gözle görülebilir boyutta çeliğin nereden kırılacağı, nasıl, ne kadar güce dayanabileceğini hem deneysel olarak görüyoruz hem de bilgisayarda bunu hesaplayarak, orta gördüğünüz nerede kırılacağı, nasıl kırılacağını bilgisayardan hesaplayarak da görebiliyoruz ve bunun ikisini birlikte birleştirebiliyoruz, deneysel ve bilgisayar hesaplamalarını. Ayrıca imalat da çok büyük bir pastanın dilimi. Mesela torna çok hani köklü ve eski bir teknoloji, ama onun yanında mesela 3 boyutlu yazıcı. Şu aralar 3 boyutlu yazıcılarla çok ilginç ve detaylı imalatlar yapılabiliyor. Hem plastikten olan 3 boyutlu yazıcıları görmüşsünüzdür. Çünkü çok artık her yerde yaygın bir şey. Ama mesela metalden de 3 boyutlu yazıcı yapabileceğinizi, çok dayanıklı, çok kompleks parçalar yapabileceğinizi ve bu parçaları mekanizmaların içinde kullanabileceğinizi göreceksiniz. Onun dışında mesela su jetiyle kesme, bu da yeni bir teknoloji. Şu suyu çok büyük basınçta eğer jet haline getirebilirseniz, aynen bir çok güçlü bir bıçak gibi metali kesebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde metali kesebilirsiniz. Bu da ilginç bir imalat yöntemi. Onun dışında mesela lazer kaynağı. Lazer kaynağı normal bildiğimiz kaynaktan daha çok daha böyle temiz ve daha detaylı kaynaklar yapılabiliyor. Ve bu otomotiv sektöründe de kesinlikle çok fazla kullanılıyor. Böyle şeylere de hakim olacaksınız. Ve son olarak tasarım. Tasarım çok geniş bir tabii ki alan. Makine elemanlarının tasarımı da yapabilirsiniz ama mesela arabanın bir kısmının veya şasisinin veya süspansiyonun tasarımını yapabilirsiniz bilgisayarda ve çeşitli durumlarda bunun optimizasyonunu yapabilirsiniz. Yani şurayı biraz küçülsem, şurayı böyle bir buraya güç koysam veya şöyle bir titreşim olsa bu makine elemanları nasıl tepki verecek? Bunun bilgisayarda optimizasyonunu yaptıktan sonra bir ürüne dönüştürüyorsunuz bunu ve ürünü de test ediyorsunuz ve görüyorsunuz ki bilgisayarda yaptığınız tasarım ve optimizasyon gerçek hayatta da karşınıza çıkıyor. Ve böylece ürünü de seri üretime getirebiliyorsunuz. Makine mühendisliği olarak çok fazla laboratuvar alanımız var. Şu anda 18 tane öğretim üyemiz var ve 19 tane laboratuvarımız var. Bunların yani makinenin bütün alanlarını kapsayacak şekilde laboratuvarlarımız var. Mesela alaşım geliştirme, bu çok önemli. Yakıtlar, ondan sonra haptik ve robotik, Evren hocamızın laboratuvarı, kontrol laboratuvarı, kompozit malzemeler. Dediğim gibi bu size saydığım alanların hepsinin çalışılan laboratuvarlar var. Onun dışında malzeme bilimi, imalat teknolojileri, bunu öğleden sonra da göreceğiz. Otomotiv mühendisliği laboratuvarı, yine öğleden sonra otomotiv mühendisliği laboratuvarımızı da göreceğiz. Ve yenilenebilir enerji teknolojiler, bazı laboratuvarlarımız Kilios'ta, bazıları da Kuzey Kampüs'te, bunları da öğleden sonra göreceğiz.
Şimdi Boğaziçi'ni Boğaziçi yapan şeylerden birisi de kesinlikle öğrenci kulüpleri. Buna bir örnek vermek istiyorum. Benim de danışmanlığını yaptığım Burst projesi var. Burst projesi bir öğrenci topluluğu. Hem pil ile çalışan hem de otonom bir araba tasarlıyorlar. Yani hem benzin kullanmayan hem de kendi kendine yolunu bulabilen bir araba. Ve görüyorsunuz öğrencileri orada tasarladıkları arabayı görüyorsunuz. Bunu bilgisayarda tasarladılar. Ondan sonra da kendileri ürettiler bu arabayı. Ve gördüğünüz gibi Kuzey Park'ta da bu arabanın otonom sürüş testlerini yapıyorlar. Yani mesela arabaya kırmızı gösterdiğinizde durmalı araba. Ondan sonra buraya mesela sağa dönülmez dedi, yani bir şeyi gördüğünde sağa dönmeyecek o araba, sola dönecek. Ve kendi kendine parkurda yolunu bulabilmesi gerekiyor. Ve bunu hepsini pil ile çalışarak, yani hiçbir şekilde egzoz üretmeyerek yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Öğrencilerin böyle gruplara girip kendi başlarına, ben danışmanlarıyım ama benimle kesinlikle bir yani benden kopya çekme, benden fikir alma gibi bir şeyler olarak kendileri kendi başlarına tasarımı yapıyorlar, geliştirmeyi kendileri yapıyorlar ve bunlarla çeşitli yarışlara katılıyorlar ve bize gurur duyduruyorlar. Bu işi mesela mekanik alanı, mekanik olmayan daha sosyal kulüplerimiz de var. Bunlardan birisi mesela Biomatek. Güncel konularda seminerler düzenleniyor. Mezunlarımız gelip konuşmalar yapılıyor. Daha çok böyle ufuk açıcı konuşmalar oluyor bu. Yani makine mühendisliğinden mezun olunca illa bunu yapmanız gerekli, bunu da yapabilirsiniz. Hani buralara odaklanabilirsiniz. Gelecek şurada. Böyle konuşmalar yapılıyor bu kulüp çerçevesinde. Boğaziçi Makine'de mezun olurken, mezun en son sınıfta öğrencilerden bir proje yapılması bekleniyor. Bu projede çalışan bir makine. Yani ne olduğu, hangi alanda olduğu çok önemli değil. Mesela solda gördüğünüz, yine daha önce örnek verdiğim güneş teknolojileri var. Oradaki mesela o ayna, içe bakan ayna, güneş enerjisini o ortadaki tüpe odaklıyor. Ve oradaki tüpte bir akışkan var, bir nano akışkan var. Ve bu güneşin enerjisini çok iyi bir şekilde soğuruyor, yani çok iyi bir şekilde emiyor. Ondan sonra o enerjiyi, o ısıl enerjiyi suya aktarabiliyor ve böylece siz mesela çok verimli bir şekilde suyunuzu ısıtabiliyorsunuz sadece güneş enerjisiyle, hiç elektrik kullanmadan. Sağda ise gördüğünüz daha mekanik bir proje. Mesela şeylerde görmüşsünüzdür, havaalanlarında Segway kullanan güvenlik görevlileri oluyor. Yani iki tane tekerlekli, iki tane paralel tekerlekli bir mekanizma. Fakat onu düşünürseniz aslında o mekanizma devrilmeye çok yatkın bir mekanizma. Hiç stabil değil çünkü dört tane tekerleği yok. Ama ne var? Onun içinde çeşitli sensörler var. Eğer öne gittiğinizde o sensör onu hissediyor. O zaman size arkaya bir tork veriyor ve sizi ayakta tutmaya çalışıyor. Bu işte mesela öğrencilerimizin yaptığı cep telefonuna bağladılar bu iki tekerlekli mekanizmayı. Cep telefonunun istedikleri yere onu dengeli bir şekilde gönderebiliyorlardı. Benim çok sevdiğim bir tane öğrenci bitirme projesi ise mesela QR kodları kullanarak paketleri, mesela şey gibi düşünebilirsiniz, Amazon'un böyle inanılmaz büyük şeyleri var, warehouse'ları var ve binlerce paket gidiyor her yere ve bunun hepsinin robotik olarak yapılması lazım. Çünkü insanların bu paketleri ayrıştırması çok verimsiz. Mesela onu QR kodla okuyarak, bir sensörle okuyarak çeşitli konveyörlere paketleri ayrıştırmak, çok güzel bir proje yaptılar mesela ve bunun kesinlikle sektörde, endüstride kullanılacak bir proje mesela. Yani hiç insan şey yapmadan, mesela yurt içi kargoda, arası kargoda düşünün, hiç insan olmadan paketler size geliyorlar. Neden Boğaziçi Makine dersek, bizim öğretim üyelerimiz gerçekten dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş öğretim üyeleri. Ben ve Çetin Hoca Michigan'dan mezunuz ve gördüğünüz gibi MIT, Yale, UT Austin çok gerçekten iyi üniversitelerden öğretim üyelerimiz var. Bunun size katkısı şu olacak, ben de kendi hayatımda gördüğüm gibi buradan siz mezun olduğunuzda
yurt dışına gitmek istiyorsunuz mesela. Nereye gitmek istiyorsunuz? UT Austin'e, Michigan'a, MIT'ye, Yale'a gitmek istiyorsunuz. Buradaki öğretim üyesinden, oradan mezun olmuş öğretim üyesinden alacağınız bir referans mektubu sizin oraya girmeniz için çok büyük bir faktör olacaktır. Çünkü o referans mektubu da öğretim üyesi şöyle yazacak. Ben siz bu okuldan mezun oldum. Bu öğrenci de benim kadar iyidir. Siz de bu öğrenciyi alabilirsiniz. Yani bunu söyleyebilmeleri, yani ben sizin okulunuzdan mezun oldum, ben kendimi biliyorum, ben öğrenciyi biliyorum ve bunu size tavsiye ediyorum demesi gerçekten çok büyük bir kazanç. Yani ben de bunu Çetin hocamı izleyerek Michigan'a böylece gidebildim. Ve siz de buradaki öğretim üyeleriyle çalışarak, onlara kendinizi tanıtarak böyle güzel üniversitelere, Amerika'daki ve Avrupa'daki güzel üniversitelere gidebilirsiniz. Boğaziçi, neden Boğaziçi Makina dersek, Boğaziçi Makina Türkiye'nin gerçekten çok iyi öğrencilerinin birlikte olduğu bir bölüm ve orada göreceksiniz ki girdiğinizde öğrencilerin iyi olması, onların seviyelerinin iyi olması sizin de seviyenizi yükseltecek. Yani sizin seviyenizde, yani sizden belki biraz daha çalışkan, biraz daha akıllı birilerinin olması çok daha güzel bir şey aslında. Çünkü sizin de seviyenizi yükseltmeniz gerekecek ve kendinizi daha da geliştireceksiniz. Boğaziçi Makine'de her sene 60-65 öğrenci alıyoruz. Şu anda 70'e çıktı aslında kontenjanımız. Biraz daha genişledi kontenjanımız. Öğrenciler genellikle 4-4,5 senede mezun oluyor. Yani 4 senede bu bölümü bitirmek çok normal bir durum. Yani 5 sene, 5,5 seneye kayacak diye hiç düşünmeyin. 4,5 senede kesinlikle bitirebilirsiniz. Neden Boğaziçi diye düşünürsek de gerçekten Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birisi burası ve çok köklü bir kampüs. Özgür ve hoşgörülü bir ortamdayız. Yani biz Boğaziçi Makine'de okurken ben bir sürü farklı sosyolojidenmiş, felsefedenmiş konuşmalara gittim. Ve orada diğer arkadaşlarla etkileşime girdim, diğer öğrencilerle. Yani kesinlikle sadece makine veya sadece teknoloji değil, çok daha farklı yönleri var. Dans, yelken, müzik, yani Biriç kulübündeyim mesela ben. Yani çok daha farklı bölümleri, çok daha farklı yönlere kayabiliyorsunuz Boğaziçi'nde. Bu Boğaziçi'nin en güzel yanlarından birisi kesinlikle. Neden Boğaziçi Makine dersek, mesela ben de Boğaziçi Makine'deyken değişim programına gittim Danimarka'ya. Bu bizim size sunduğumuz olanaklardan birisi. 3. veya 4. yılınızda yurt dışına çeşitli anlaşmalarımızın olduğu, Amerika olabilir, Avrupa olabilir ve ayrıca Asya'da olabilir. Değişim programlarına gidebilirsiniz ve oradaki kültürü, oradaki eğitim düzenini görebilirsiniz. Bu benim için çok büyük bir şanstı açıkçası. Buradayken de, Boğaziçi'ndeyken de, eğer başka bir bölüme ilginiz varsa bu bölümle yan dal yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elektrik, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi bölümlerle 5-6 ders alarak yan dal yapabilirsiniz ve mezun olduğunuzda bu size bir sertifika verilir. Eğer çok daha bir ilginiz varsa başka bir bölüme, başka bir ana dala, bu bölümle çift ana dal yapabilirsiniz ki bu ben fizikle yaptığım bir çift ana dal programı vardı. Burada daha çok ders alıyorsunuz ama mezun olduğunuzda iki diplomanız birden oluyor. Yani bu olanakları da size Boğaziçi sunuyor. Ayrıca 60 günlük stajdan bahsedildi. 60 günlük staj minimum, yani mezun olmanız için gerekli olan staj. Eğer daha fazla, daha ilginç ve daha uzun süreli bir staj yapmak isterseniz, ben lisanstayken DuPont'ta 6 aylık Cenevre, İsviçre'de 6 aylık bir staj yaptım. Yani 3. yılımın 2. döneminde burada değildim. İzin aldım okuldan ve Cenevre'de yaşadım ve çalıştım. Bu bana çok büyük bir tabii ki katkı sağladı. Çünkü orada bir proje çok büyük, yani çok büyük çaktaki bir projeyi 6 ay boyunca ben de dahil oldum o projeye ve çeşitli deneyler yaptım. Yani böyle uzun dönemli stajlar da gerçekten CV'nize çok büyük şeyler katabiliyor ve sizi geliştirebiliyor. Boğaziçi size bu imkanları da sunuyor. Yani illa hani okul 4 yılda bitireceksin, işte gidemezsin hani staja falan gibi hiç böyle şey yok. Kesinlikle çok destekliyorlar. Yeter ki böyle kendini geliştirici şeyler yapabilir. Ve ayrıca bahsedildiği gibi bizim bölümümüz ve diğer bütün bölümler ABET tarafından sertifikasyonu verilmiştir ve bu ne demektir? Amerika'ya gittiğinizde bu bölüm oradaki bir lisans bölümüyle tamamıyla denktir, %100 denktir.
Mezunlarımızın %69'u lisansüstü dereceye sahiptir. Bu çok büyük bir oran. Yani mezunlarımızın üçte ikisi ya master yapacağım diyor hem mezun olduktan sonra veya 2-3 sene çalışıp ondan sonra ben bir MBA yapmak istiyorum veya okula geri dönüp doktora yapmak istiyorum. Yani bu çok fazla rastlanan bir durum. Lisansüstü derecelerini alan öğrencilerimizden de %43'ü bu derecelerini yurt dışından alıyorlar. Yani burada görüldüğü yazılan Avrupa ve Amerika'daki üniversitelere buradan Boğaziçi Makine diplomasıyla gitmeniz gerçekten çok kolay. Yani hem ben kendimden biliyorum hem de diğer öğrencilerden ve sınıf arkadaşlarımdan biliyorum ki çok iyi yerlere kabullenilebiliyor ve yurt dışında Boğaziçi Makine'nin bilinirliği çok yüksek. Bu ne demek? Yani şu demek. Şimdi Amerika'ya gittiğinizde dünyanın her tarafında insanla tanışıyorsunuz ve ben bunu başka şeylerde, başka ülkelerden gördüm. Mesela Korelilere soruyordum, senin lisansın nereden? Hep aynı yeri söylüyorlardı. Hep aynı yeri. Yani Tayland'daki insanlara soruyorum, onlar da hep oradan gelmişler. Yani her ülkenin bir Boğaziçi'si var. O biliniyor, o Boğaziçi'nin hangi ülkede, hangi üniversitenin en iyi olduğu biliniyor. Ve yurt dışından gelenler, yani Amerika'ya yurt dışından gelenler hep o üniversitelerden geliyor. Mesela Türkiye içinde her zaman Boğaziçi'nden çok fazla diğer öğrencilerle karşılaşıyordum. ODTÜ'den diye fazla öğrencilerle karşılaşıyordum. Böyle iyi üniversitelerde, işte MIT'miş, Stanford'mış. Yani Türkiye'den gerçekten bilinen bir üniversite, yurt dışında da adı bilinen bir üniversite. Eğer mezunlarımıza baktığımızda %12'si akademide. Bu aslında çok büyük bir oran. Yani diğer okullara bakılırsa biz akademisyen de kesinlikle çok yetiştiriyoruz. Ve sektörlere göre bakıldığında mezunlarımızın, yani endüstriyle çalışan mezunlarımıza baktığımızda büyük bir alanı tabii ki otomotiv, sonra enerji, makine imalat var, bir de havacılık ve savunma var. Yani aslında mezunlarımızın yarıya yakını ve yarıdan fazlası makineyle doğrudan alakalı alanlarda çalışıyor. Ve tabii ki danışmanlık ve finans gibi alanlara da kayabiliyorlar. Çünkü burada aldıkları analitik düşünce sistemini her türlü alana uygulayabiliyorlar. Ve bu mesela bu dağılımsa 2010 öncesi olan mezunlarımızın, yani artık yeni mezunumuz değil de gelişmiş mezunlarımızın nerelerde çalıştıkları ve ne alanlarda çalıştıkları. Artık bu mezunlar mühendislik bilgilerini kullanarak yönetim seviyesine genellikle gelmiş oluyorlar. Ve bu yönetim sadece işte işletme gibi bir yönetim değil, bir Ar-Ge yönetimi, bir teknoloji yönetimi de olabilir. Kesinlikle sadece müdür olarak diye bakmayın. Bunun içinde çok fazla teknik müdürlükler de var. Ve tabii ki çok hani akıllı ve istekli oldukları için üst seviyeye de çıkıyorlar. İster istemez çıkıyorlar. Ve gördüğünüz gibi Türkiye'nin belli başlı şirketlerindeki en üst seviyedeki yöneticilerden Boğaziçi Makine'den olanlar çok fazla. Mesela Zorlu Holding, Akbank bir finans şirketi olsa bile müdürü Boğaziçi Makine'den, yani teknik bir altyapısı olan bir yönetici. Peugeot, 3M, Enerji Sağ, bunlar gerçekten Türkiye'nin belli başlı şirketleri ve onların en üst yöneticileri yine bir de bizim bölümden. Akademiye bakarsak, akademisyenlere bakarsak Boğaziçi kesinlikle hem Türkiye'yi hem de yurt dışına akademisyen de üretiyor, akademisyen de yetiştiriyor. Türkiye'nin belli başlı üniversiteleri İTÜ, ODTÜ, Koç Bilkent, bizim mezunlarımızdan orada öğretim üyesi çok var. Ve yurt dışına da bakarsak işte UT Austin, Princeton, Toronto, Purdue gibi çok iyi üniversitelerde bizim mezunlarımız yine mevcut orada öğretim üyesi olarak. Şimdi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi mezunlarımızdan Aysan Bey size bir konuşma yapacak. Ondan sonra da soru cevap kısmına geçeceğiz. Yine çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Bunu oraya alabilsek daha rahat olur. Evet.
Evet, günaydın. 2001 mezunlarından Aysan Hoşver ben. 2017 senesinde bu kürsüde aynı konuşmayı yapmak için davet edilmiştim. Bu konuşmayı tekrar yapmak için çağrıldığım zaman feyiz alırım, kopya çekerim diye 2017'de yaptığım konuşmaya bir bakayım dedim. YouTube'dan açtım ve baktım. Ve gördüm ki önceden yaptığım konuşmayı hiçbir şekilde kullanamıyorum. Çünkü her şey değişmiş. 2 sene içerisinde her şey değişmiş. Sunumların detaylarına baktım. O gün hocamızın anlattığı, ki o gün Çetin hocamız vardı yanımızda. Çetin hocamızın anlattığı bazı çalışılan teknolojiler şu anda hayatımızın rutini haline gelmiş. Hayatımızda normal şartlarda kullandığımız teknolojiler haline gelmiş. Benim operasyondan paylaştığım bazı bilgiler bugün hayatımızdan çıkmış. O gün ürün geliştirmede Ar-Ge'de bir içtirim gövde departmanının müdürüydüm. Şimdi fabrika müdürü olmuşum. İstanbul'da yaşıyormuşum. Şimdi Eskişehir'de yaşıyorum. Dolayısıyla baştan aşağı değişmiş. Düşündüm biraz. Az önce hocamızı dinlerken de düşündüm. Değişmeyen tek bir şey var. O da Boğaziçi Makine Mühendisliği'nin önemi, yeri ve değeri. Bu değişmediği için çok mutlu olduğumuz bir şey. Peki neden değişmiyor? Biraz da onu düşündüm. Aslında cevabı çok basit. Değişime en hızlı, en güçlü adapte olanlar, en başarılı olanlar değişime en hızlı adapte olanlardır. Ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle, öğretim üyeleriyle, profesyonelleriyle ve mezunlarıyla değişimi yönetir, liderlik eder. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri renklidir. Çok çeşitli bir altyapıya sahiptir ve o renkleri bu değişim yönetmesini sağlar. Şimdi biraz kendimden de bahsedeceğim. Ondan sonra bu renkli olma konusuna biraz değineceğim. Daha doğrusu hocamın söylediği bazı noktaların altını biraz daha mezun gözüyle çizeceğim. Evet, bahsettiğim şekilde Eskişehir'de Ford Otosan Eskişehir fabrikalarının müdürüyüm ben. Yaklaşık 2 senedir oradayım. Ondan önce İstanbul'daydım. Fabrikamızda bakarsak, şu anda 2 tane fabrikamız var. O yüzden fabrikaları diyorum. Bir tane tarafta kamyon üretiyoruz. Kaynak, montaj, boyahane, pres hatlarıyla beraber. Diğer tarafta da motor ve aktarma organları üretiyoruz. Türkiye'deki transitlerin, Amerika'daki transitlerin, Güney Afrika'daki motorların parçalarını yapıyoruz. Ve bir tarafta kamyon üretirken öteki tarafta arka aks, motor, şanzıman üretiyoruz. Ufak bir video paylaşacağım.
Evet, bu bizim fabrika. Fabrikamızda söylediğim şekilde kamyon üretim yapıyoruz. Bu içinden reklamlarını görmüşsünüzdür belki. At geçen, motosiklet geçen kamyonu biz yapıyoruz. Ve gerçekten geçebiliyor. Diğer tarafta da motor üretimimiz var. 3 çeşit motor üretiyoruz. Demin gördüğünüz kamyon motoruydu. EcoTorque dediğimiz 9 litre ve 13 litre olan iki motor. İlaveten transitte kullandığımız Puma Panther motoru ve arka aksları üretiyoruz. Yaklaşık 2000 kişilik bir organizasyon temsil ediyorum ben. Organizasyonumuzda farklı kademelerden arkadaşlarımız var. Yaklaşık 200 kadarı mühendis alt tabanlı, yönetici, ekip lideri, müdür gibi pozisyonlarda çalışıyorlar. Bir kısmını uzman olarak çalışıyorlar. 1500-1600 civarında sağ çalışanımız var. Ve hocamızın bahsettiği şekilde organizasyonumuzun beyaz yaka kısmının %99'u makine mühendisleri herhalde. Hocamız, evet. Hocamız makine mühendisliğinin geniş alanları, çalışma alanlarında ve potansiyeller üzerinde bazı bilgiler paylaştı. Ben de az önce bahsettiğim çeşitlilik kültürüyle, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde kazandığımız çeşitlilik kültürü artı teknik donanımımız ve bilgimizle bu çeşit olan çalışma ortamlarında bir Boğaziçi makine mühendisinin nasıl başarılı olduğunu, neden başarılı olduğunu paylaşacağım ve burada her gün fark etmeden içimize yerleşen kültürel noktaları, nüansların altını çizeceğim. İş hayatımızda bizi, kariyerimizi destekleyen kavramlar var. Bunlar herhangi bir iş hayatıyla ilgili bir kitap açsanız içerisinde geçiyor. Ben birkaç tanesinin altını çizeyim. Bir tanesi çeşitlilik, diversity. İngilizce isimlerini de paylaşacağım çünkü İngilizce isimleri çok popüler biliyorsunuz bunların. Boğaziçi Üniversitesi bu anlamda diğer Türkiye'deki bütün üniversitelere örnek olacak bir pozisyonda. Her yerden, her çeşit öğrencileri ve öğretim üyeleri mevcut. Değişim zaten bizim kültürümüzün temel bir parçası. Çeviklik, şu günlerde agile diye çok popüler biliyorsunuz. Biz iş hayatında agile kelimesini kullanmadan bir gün geçirmez olduk. Bu da gene kültürümüzde var. Problem çözme yetisi, network, özgüven ve farklı bakış açısı. Peki, yani bunları başka noktalarda da kazanabiliriz. Neden Boğaziçi? Boğaziçi'ne baktığımız zaman, hocamızın da az önce söylediği şekilde bir kez en temelde yüksek IQ ve EQ'lu insanların içerisindesiniz. Yani hiç mütevazı olmadan bunun söylemekte bir engel görmüyorum. Türkiye'nin en iyi beyinleri zaten bu bölümlere yerleşiyor. En iyi öğretim üyeleri zaten burada. En iyi yönetim zaten burada. Dolayısıyla zaten IQ ve EQ olaraktan farklı bir ortamdasınız. Ve bu aldığınız diğer bütün katkılara ilaveten size bir ayrıcalık sağlıyor. Ben mezun olduktan sonra 2006 senesinde Boğaziçi'nde master yaptım otomotiv üzerine. 2012 senesinde de Koç Üniversitesi'nde Executive MBA yapmıştım. Executive MBA'de çok bir nüans vardı. Yani neden Executive MBA'de normal MBA değil diye sorduğumuz an aslında cevabı şuydu. Çünkü Executive MBA'de belli yerlerden gelmiş, iş dünyasında kendisini belli bir miktarda ispat etmiş kişilerle beraber okuyorsunuz. Aynı dersleri okuyorsunuz, aynı hocalardan okuyorsunuz ama farklı kişilerle okuyorsunuz. Ve bu size her zaman bir adım öne gitme anlamında, kendine katma anlamında büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla altını çiziyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunmak demek, yüksek IQ ve EQ ortamında bulunmak demektir. Bu da cebimize koyacağımız en büyük avantaj. Yetkinlik gelişiminde Boğaziçi Üniversitesi'nin kültürüne yerleşmiş birçok nokta var. Şimdi onların bazılarını yaparken fark etmiyorsunuz ama daha sonra her birinin belli bir amaca hizmet ettiğini görüyorsunuz. Birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. İkna etme, iş hayatının olmazsa olmazlarından bir tanesi. İş hayatın değil, özel hayatın da olmazsa olmazlarından bir tanesi. Boğaziçi Üniversitesi'nde sınavlardan sonra objection dediğimiz bir kısım vardı. Hiç unutmuyorum. Yani bir sınavdan sonra sınav kağıdına bakabilir, hocanla bunun üzerinde konuşabilirdin. Bu şeffaflık ve bu
karşılıklı görüşme şansını diğer üniversitenin hiçbirinde görmüyoruz. Bu zaten daha eğitim adımlarındayken o ikna etme yeteneklerine atılmış çok güzel bir dokunuş. Başka devam edeyim. Organize ve planlı olmak. Boğaziçi Üniversitesi'nde iki elinizde 10 tane top çevireceksiniz. Çevirmek zorundasınız. Ama buradaysanız zaten o topları çevirmeye kapasiteniz olduğu için buradasınızdır. Burada oturuyorsunuzdur. Burada eğitimdir, okuldur ama aynı zamanda sosyal faaliyettir, arkadaştır, sosyal organizasyondur, sosyal sorumluluktur. Birçok noktada görev alacaksınız. Çünkü bizim kültürümüzde var. Bunu yapmayanlar diğer arkadaşları tarafından garipsenir. Dolayısıyla otomatikman zaten onu yapar hale geliyorsunuz. Bu işte size planlı ve organize olmayı öğretecek. İş hayatınızda da özel hayatınızı yönetmeyi, iş hayatınızda sosyal faaliyetinizi, hobilerinizi, arkadaşlarınızı, ailenizi dengelemeyi öğreneceksiniz. Ve iş hayatınızın kendi içinde de planlı ve organize olmayı öğreneceksiniz. Büyük resmi görmek. Burada çok sık duyacağınız bir kelime. Bir şeye ucundan değil, büyük resme bakar şekilde odaklanmayı öğreneceksiniz. Problem çözme yeteneği. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde çok sık kullandığımız bir kas. Biz mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde sınavlarda açık kitap, açık defter sınavı yapılırdı. Hala öyledir diye düşünüyorum. Bence muhteşem bir kas. Çünkü farklı bir probleme farklı bir şekilde bakmayı öğreniyorsunuz. Yani kitapta olan bir şeyi alıp uygulamak zaten basiti. Ama size çok daha farklı problemlerle, rutin hayatınızın dışında göreceğiniz çok daha farklı dinamiklerle bir eğitim sunuyor Boğaziçi Üniversitesi. Ben okulda olduğum dönemde hatırlıyorum. Kuzenim X Teknik Üniversitesi'nde okuyordu. Ve bana sık sık derdi işte sizin okulunuz kolay, bizim okulumuz çok zor. Biz çok şey öğreniyoruz, siz öğrenmiyorsunuz. Bir gün bir derste zorlanıyordu. Benden yardım istedi. Yardımcı olabilir misin diye. Ve yani uğraştıkları problemlere bakınca sadece gülümsedim. Çünkü dönüp şunu söyledim. Ya bunların cevabı zaten kitapta var. Yani kitaptakini yapmaktan daha kolay bir şey olabilir mi? Kitaptakini zaten yaparsın. Kitapta olmayan bir şeyleri yapabiliyor olman lazım. İşte Boğaziçi bunu katıyor. Çünkü iş hayatında, özel hayatınızda ve üniversite sonrasında kitapta olmayan problemlerle karşılaşacaksınız. Problem kitapta olanları zaten rutin. Sizin kapasiteniz olmayan insanlar da çözebilir. Sizin kapasiteniz farklı olanlara odaklanmak ve o değişimi yönetmek için, liderlik için. Özgüven, güven ve sevgi bizim şirket olaraktan belirlediğimiz üç kavram, olmazsa olmaz dediğimiz kavram. Bir Boğaziçi Üniversitesi'nden daha özgüvenli bir kişi olabilir mi? Bence olamaz. Bir Boğaziçi Üniversitesi girdiği herhangi bir ortamda zaten aha Boğaziçi'li geldi diye kendisini belli eder. O özgüven, o güven sizin üzerinize zaten burada sinecek ve hissedilecek. Ve girişimci yapı. Dediğim gibi o kadar çok farklı şeylerle ilgileneceksiniz ki, o kadar farklı bir kültür içinde yorulacaksınız ki, hakkınızı savunmaktan, yanlış gördüğünüze yanlış demekten, doğru gördüğünüze doğru demekten, şeffaflıktan hiçbir zaman çekinmeyeceksiniz. Bu, burada bütün eğitim hayatınız boyunca size gün ve gün aşılanacak. Peki, Boğaziçi Üniversitesi mükemmel, öğrenciler de mükemmel. Tüm bunlar ile mezun olduğunuz gün şirketin başına mı yerleşeceksiniz? Öyle değil. Yani bizim içimizden de öyle olacağını düşünenler vardı zamanında. İşte ben mezun oldum, süperim ve hemen bir kurumun başına yerleşeceğim. Öyle olmayacak. Ama ben size şunu garanti edebilirim. Başkalarından çok daha hızlı koşacaksınız. Başkalarından çok daha hızlı tırmanacaksınız. Dolayısıyla aynı yerde başlayabilirsiniz. Ama belli bir zaman sonra aynı yerde olmayacaksınız. Hocamızın söylediği şekilde bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, mezunu her zaman önde olur, yukarıda olur. Son olarak da tavsiyelerimle kapatmak istiyorum. Bir tavsiyem var. Üniversite hayatı çok güzel. Eğitimler çok güzel. Üniversite hayatınızı dolu dolu yaşayın. Derslerle, eğitimlerle, hocalarınızla yaptığınız projelerle, üstüne sosyal aktivitelerle, sosyal sorumluluklarla, sporla dolu dolu yaşın. Burada geçirdiğiniz zamanı sonuna kadar doldurun. Burada sadece dersleri
Kitapta yazılanları öğrenmenizi, çok daha fazlasını öğrenmenizi bekliyoruz. O da hocamın dediği şekilde gerekirse 4 sene, gerekirse 4,5 sene fark etmeksizin sizlere tanınan zaman içerisinde kazanmanız gereken bir şey. Ve tekrar ediyorum, bu dolu dolu yaşamak için eğer buradaysanız, bugün bu sandalyelerde oturuyorsanız hepinizin kapasitesi, gücü ve zamanı var. Bunu çok güzel kullanın arkadaşlar. Teşekkürler. Hocam, süreyi bayağı aştık. O yüzden çok fazla soru alamayacağız. Çok hızlı iki soru alalım. Aynı anda cevaplayacak şekilde. Sonra aşağıda devam edelim. Olur mu? Tamam. İki soru arka arkaya alalım. Bir hocalarımız peş peşe cevaplasınlar. Var mı soru? Öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Ben şeyi merak ediyordum. Makine mühendisliği ile yazılım ne kadar birbiriyle bağlantılı? Yani ne kadar iç içe oluyor? Teşekkür ederim. Sesim geliyor, evet. Şimdi makine mühendisliğinde birinci sınıfta yazılım dersi alıyorsunuz, bilgisayar programlama dersi alıyorsunuz. Birçok dersimiz içinde simülasyonlar için bilgisayarı kullanıyoruz. Aynı zamanda çizim dersimizde bilgisayarı kullanıyoruz. Bitirme projesine geldiğiniz zaman yine simülasyonlar yaparak bilgisayarı her aşamada kullanıyoruz. Nümerik dersimiz var, yani sayısal yöntemler dersimiz var. Orada da yine bilgisayar uygulamaları oluyor. Bilgisayar çok kullanıyoruz. Bunun yanında deneysel işler de yapabiliyoruz. Şimdi bilgisayar işin bir kısmı. Bilgisayar programlamayı bileceksiniz, kendi kodunuzu geliştireceksiniz. Mesela ben şahsen doktoramı hesaplamalı mekanik üzerine yaptım. Kendi kodlarımı kendim geliştirdim. Ama başka bir arkadaş pekala deneysel şeyler üzerine çalışabilir. Hepsini birden öğreniyorsunuz. Bütünsel bir yaklaşım. Yani bilgisayar kesinlikle kullanılıyor. Çok iyi öğreniyorsunuz. Şimdi makine mühendisliği çok geniş tabanlı bir alan olduğu bilinen bir mühendislik. Bu yüzden uzmanlaşma çok önemli oluyor. Mesela ben havacılık ve uzay üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Ama tabii buradaki insanların hepsi farklı alanlara dağılabilir. Boğaziçi Üniversitesi'nin lisansüstü programları, laboratuvarları ve akademik kadrosu hangi konularda uzmanlaşmaya fırsat tanıyor ve hangi konularda uzmanlaşmaya gelecekte fırsat tanıması planlanıyor? Mesela lisansüstü olarak neler açmayı düşünüyorsunuz? Şimdi lisans seviyesinde de yine bu işlere girebilirsiniz. Bizim bölümümüzdeki iki tane öğretim üyemiz havacılık ve uzay alanında doktorasını yapmıştır. Aynı zamanda alakalı konularla çalışan yine başka hocalarımız var. Hem lisans seviyesinde bu laboratuvarlara girebilirsiniz, hem yüksek lisansta da yine bu konulara ilginiz varsa o hocalarla yüksek lisans yaparak bu konuda çalışmanıza devam edebilirsiniz. Şebnem Hoca ve Murat Hoca. Zaten şeyden görebilirsiniz, bizim üniversitenin web sayfasına girdiğiniz zaman her bölümdeki hangi hoca, hangi nereden mezun olmuş, uzmanlık alanları nedir, hepsi yazar. Hocalarımıza ve mezunumuza teşekkür ederiz. Hocalarımız fuaye alanında sorularınızı yanıtlamaya devam edecek. Daha sonra da inşaat mühendisliği sunumuyla devam edeceğiz. Çıkışları bu kapıdan değil de şu kapıdan yapıyoruz.